Merhaba, bugün size bamya tohumunun faydalarından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle bu karşımda görmüş olduğunuz zarif çiçek bamyanın çiçek hali. Hemen tepesinde gördüğünüz bu minik ebatlarda bizim görmeye ve yemeye alıştığımız o çiçeğin meyveye durmuş hali. Biz bunları hasat etmeyip dalında bırakırsak görüyorsunuz böyle kocaman kocaman oluyorlar. Sonra bunlar dalında kuruyorlar. Biz hasat ediyoruz, tohumlarını ayıklıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bamya tohumu kullanmaya başlamadan önce bilmeniz gereken ilk şey şu. Kullandığınız bamya tohumunun gerçek bamya tohumu olması gerekiyor. Bu ne demek? Bu şu demek kısaca. Bamyayı yerel tohumdan ekiyoruz. Gerçek bamyalar üretiyoruz. Bu bamyaları hem yediğimizde bünyeye şifa oluyor, hem de kurutup tohumunu aldığımızda gerçek bir ilaca sahip olmuş oluyoruz. Öyle hibrit tohumdan ekilen bamyalar hiçbir şekilde fayda sağlamıyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim bamya tohumunun faydalarına. Bu arada kopya kağıtlarını evde unuttum. Tarlaya kopyası indim. Ben sınava da öyle gidiyordum. Yani ömrüm kopya kağıdı hazırlamakla geçiyordu. Sonra sınavda o kopyalar evde kalmış oluyordu. Kopya kağıdı hazırlarken aklımda kalanlarla sınav geçiyordum. Bu durumda aynı durum. Ben elimden geldiğince aklımda kalanları sizlere aktaracağım. Ama olur da daha fazla bilgi edinmek isterseniz internette kısa bir araştırma yaparak türlü türlü bamya tohumu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi efendim ben bu sene ağrıyan dizlerimi bu bamyaların tohumlarıyla şifalandıracağım. Çünkü bamya tohumu eksilen eklem sıvılarını takviye eden en gerçek, en sağlıklı şifa kaynağı. Şayet sizin de eklemlerinizle ilgili ağrılarınız varsa bu büyük ihtimalle sıvı kaybından kaynaklanıyordur. Sıvı kaybınızı bamya tohumunu tüketerek takviye edebilirsiniz. Menisküs rahatsızlığınız varsa yine bamya tohumuyla kendinizi şifalandırabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bamya tohumu bir insanın gün içerisinde ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral ve ayrıca potasyuma sahip. Bundan sabahları 15-20 tane yutuyorsunuz. Gün içerisinde almanız gereken tüm mineral ve vitamini almış oluyorsunuz. Gastrointestinal sistem rahatsızlıklarınız varsa, bunlar ne demek? Mesela reflü, gastrit, ülser gibi rahatsızlıklarınız varsa veya bu rahatsızlıklara yatkınlığınız varsa, hem bu hastalıklardan korunmak için hem de hali hazırda var olan bu tür hastalıklarınızı şifalandırmak için bamya tohumu tüketebilirsiniz. Ayrıca bilim insanları yaptıkları araştırmalarla ispat etmişler ki bamya tohumunun bizlerin hafıza kartları üzerindeki etkisi muazzam. Bamya tohumu tüketiyorsunuz ve unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı gibi dertlerinize deva buluyorsunuz. Yine bamya tohumu lif açısından çok zengin bir besin. Bu ne demek oluyor? Bu da diyet döneminde bamya tohumu yersek tokluk hissimiz had safhada olacak. Kendimizi o aklımızı çelen diğer abur cuburlardan uzak tutabileceğiz ve sağlıklı bir şekilde kilo verebileceğiz. Aynı zamanda ihtiyacımız olan minerali, vitamini, potasyumu bamya tohumundan sağlayacağız demek. Bunlar dışında bamya tohumunun şehirde yaşarken bilmeyi çok isteyeceğim bir özelliği anti stres bir ürün olması. Bamya tohumu Avrupa'da depresyon tedavisinde ilaç olarak kullanılıyor. Şayet ruhsal sağlığın bozulmasın ya da daha fazla bozulmasın ya da ben bozdum çoktan o ruhsal sağlığı, depresyondayım, kendimi iyi hissetmem, bu depresyona bir çare bulmam lazım diyorsanız o zaman yapmanız gereken şey bamya tohumu tüketmek. Dediğim gibi kopya kağıtlarım evde kaldı. Ben işte aklımda kalanları ancak sizinle paylaşabildim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hayatınızda hiçbir sağlık sorununuz yoktur. Ama olur da bir sağlık sorunu, benzer burada bahsettiğim sağlık sorunlarından herhangi birini yaşıyorsanız
Umarım bu güzel çiçeğe, bu çiçekten gelen sebzeye ve o sebzenin içindeki tohumlara şans verirsiniz. Hepinize çok güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.